Nalan'ın tekrar konuşacağız bu konuşmalarla alakalı açıklamalarla ilgili. Emin Bey, bakan teknik çalışmalar tamamlanmadı dedi. Teknik çalışmaların tamamlanmadığını ifade etti. Neyi kastetti? Yani teknik çalışmalar tamamlanmadıysa nasıl bir çalışma yürütülecek? Nasıl karar verilecek? O kısmı nasıl açıklarsınız? Evet, ben de not almıştım. Ve ara ara hep bu notlara sizden özür diliyorum. Şimdi teknik çalışmalar tamamlanmadı dedi. Bununla ilgili işte bir dönem SSK'lı olmuş, bir dönem Bağkur'lu olmuş. Bunların işte 2828 sayılı hizmet birleştirmesi kanunları var. İşte son 7 yılda 3,5 yıl kuralı var. Keza yine 2004 senesinde bizim TC numarası uygulaması başlandı. Onun evveliyatında uygulama SSK numarası ayrı, Bağkur numarası ayrı, emekli sandığı numarası ayrı ki bunların işte dönem dönem farklı farklıysa bunların birleştirmeleri var. Şeyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu içerisinde sisteme bütün herkes kaydoldu ama orada daha öncekileriyle ilgili bazen hizmet günlerinizi açtığınız zaman hizmet günlerinizde farklı farklı isimler vardı. Bu gibi birçok detay var. Ya yani bu detaylarla ilgili bazı çalışmaların tamamlanmadığını söylemek istedi. Yine ben notlarımı aldım. İsterseniz hem konuyla da alakalı bununla da ekstra olaraktan işte en önemli özellikle Habertürk'teki açıklamaları benim için biraz daha önem arz ediyordu. Çünkü orada biraz daha somut şeyler konuşuldu. Yani yaşın dışında çok şey konuşuldu. Buralardan ekstra bir şey çıkarabilir miyiz yaşa bağlayacak? Onu birlikte kritik yapalım arzu ederseniz. 3.500 lira emekli aylıkları var dedi. Bunlar çok düşük değil mi? Burada seyyanen bir zam gelecek mi diye söylendi. 3.500 TL emekli aylığı alanların çoğu 500 bin civarında kişi var dedi Sayın Bakan. Bunların çoğunluğu da Bağkurlu olduğunu söyledi. Bunları geçmiş dönemde sosyal destekle emekli olanlar, o emeklilik süreçlerini de ben kısaca hatırlatayım. Siz eğer çünkü Bağkur'da özellikle Bağkur teşhir mağdurlarını ilgilendiriyor. Geçmiş dönemde işte 2000-2008 senesinde iki yasa çıktı ve orada geri dönük olaraktan gelmedi. Keza yine 2002'de çıkan 696-619 sayılı kanun hükmündeki kararname ile geriye doğru götürülme yapılamıyordu. Bağkur teşhir mağdurunun en büyük sorunu da buydu. Ve o dönemden sonrasında toplamda 4 defa torba yasa çıktı. Bu torba yasaların içerisine de bunlar sürekli konuldu. Sizin prim günlerinizi silip devamında da eğer tekrardan gelirse ihya yönteminde bunları kazanabilirsiniz dendi. Ve o dönemlerle ilgili sürekli işte bankadan senin emekli olacağına dair git SGK'dan yazı getir, bankadan kredi çek, bunları öde. Bu kredi çekenlerle ilgili 500 bin kişiyi temsil ediyor dedi. 3.500 liraya yine bir iyileştirme geleceğini söyledi. Artı aylık bağlanma oranlarıyla alakalı yine bir cümle kurdu. Orada aylık Aylık bağlanma yani oranlarına olmayacağıyla ekstra ilgili. olmayacağıyla alakalı siz ne kadar prim ödediyseniz onun üzerinden şu anki hesaplamada o kadar maaş alınacağını söyledi. Yine bakıyorum özellikle askerlik doğum borçlanmasıyla ilgili mevcut yasayı halen koruduğumu söyledi. Hem Haber Global'de hem Habertürk'te orada da satır arası ne çıkarabiliriz? Borçlanmalarla alakalı eğer siz ilk önce askere gidip sonrasında sigortalı olduysanız borçlandığınız gün kadar geriye çekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz ama yine bilmeyen izleyicilerimiz için tekrarlamış oluruz. Orada şu var 8.59 ile ilgili mutlaka öncesinde teşkil gibi bir cümle kurdu Sayın Bakan. Ama mevzuatımızda 5.510 sayılı yasanın 41. ve 38. maddesi keza yine ilgili yönetmeliğin 10. maddesi doğrultusunda borçlandığınız gün kadar geriye çekiyor. Ben yine bir hesap yaptım. O hesapta da siz 8 Mart 2000 evveliyatında işe girdiyseniz erkekse ve ondan öncesinde
askerliğinizi yaptıysanız askerlik borçlanması yaparaktan sizi EYT'li yapabilir. Yani baktığınız zaman 8 Mart 2000, 8 Eylül 99'dan sonra bu tarih aralığında, yani 99'da 2000 arasında işe girmiş, devamında 99'dan önce askere gittiyseniz otomatik olaraktan borçlama yöntemiyle 8 Mart 2000'den önceye getiriliyor ve buradaki grup EYT'li, buradaki kişi EYT'li olabilir. Eğer bu yasa halen yürürlükteyse, bununla ilgili de biz değişiklik yapmadık diyorsa Sayın Bakan, otomatik olarak buradaki verilen tarihler doğrultusunda da bunun hala geçerli olduğunu. Başka bir başlık açabilirim. Yurt dışı çalışanları yurt dışı borçlanmasıyla alakalı, ama ben yine sözü size vereyim Murat Bey. Sayın Nalan'ın Başkan Naner Hanım dinlendiyse ona da Evet, buyurun. Nalan Hanım'a bir sorum olacak. Nalan Hanım da bir yandan sanırım yorumları okuyor o sırada. Aynen. Size de iyi dileklerini ileten izleyicimiz oldu. Süper chat'le iletti. Belki görmüşsünüzdür, bilmiyorum. Onun dışında da Nalan Hanım çok yorgun, canı sıkkın, acaba olumsuz bir şey var mı diye endişelenen izleyiciler de var tabii. Yani genel olarak size hani güleç bir şekilde gördüğümüz için ama siz bir seyahat halindesiniz. Bir süredir de hani uğraşıyorsunuz, ediyorsunuz. Yine siz açıklayın, buyurun. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yorumlara şöyle bir göz attım da herkes gerçekten benim her ne kadar eleştirilse de gülen yüzüme alışmışlar sanırım. Yorumlarda diyorlar ki Nalan Hanım'ın suratı asık, gözleri gülmüyor. Bu sebeple de kötü bir şey mi var acaba diye yazan arkadaşlarımı gördüm. Arkadaşlar, kötü olan, olumsuz olan hiçbir şey yok. Süreçle ilgili söylemler hep aynı şekilde devam ediyor. Fakat ben gerçekten yorgunum ve biliyorsunuz ki evde değilim, Bursa'dayım ve bu gece geri dönmeyi planlıyordum ama saat geç olması dolayısıyla da bu gece de burada kalmaya karar verdim. O sebeple de gerçekten de hepimiz çok yorulduk ve aşırı bir gerginlik yaşadık. Biz dernekte bütün yönetim kurulu arkadaşlarımızla toplandık. EYT'li gelen arkadaşlarımız oldu. Hep birlikte bugün gerçekten bir kutlayalım bunu artık burada. Kendi aramızda sevincimizi paylaşalım istemiştik. Açıklama gelmemesinin ardından bayağı bir stres oldu. Onun yüzünden bu yorgunluk, yani üzgünlük veya farklı bir durum olduğundan kaynaklanan bir şey değil. Ama ben sizler için her zaman gülmeye devam edeceğim. İnşallah bunu çarşamba günü duyduktan sonra da hep birlikte güleceğiz.